Merhabalar Yekta Hanım, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Yekta Hanım kimdir, sektöre girişi nasıl oldu, sizlerden dinleyelim. Merhabalar, ben Yekta Yücel. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi mezunuyum. 9 senelik bir bankacılık deneyiminden sonra bir anaokulu açtım. Anaokulu sektöründen çıkınca tekrardan başka bir işte çalışmak istediğimde bunun öğrenci yurdu olduğuna karar verdim. Ve 4 senedir bu işi yapıyoruz. 2014 yılında açıldık. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir yurttur burası. 44 kontenjanlı. Konsept olarak daha ziyade aile ortamını yaratmak, butik bir işletme olmak amacımız. Kurumumuzun en büyük özelliği bir aile işletmesi olması, iki İstanbul'da çok merkezi bir yerde yer almasıdır. Buradan bütün üniversitelere çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hem İstanbul'u İstanbul'da yaşamak hem de okulunuzda güzel bir eğitim almak istiyorsanız tercih edeceğiniz yerlerin başında geliyor. Evet, kız öğrenci yurdu burası. Evet. Biraz daha özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Neler var yurt içerisinde? Ne tür alanlar yarattınız? Yurdumuzda 14 odamız var. Bunlar 1, 2, 3, 4 ve 5 kişilik odalardan oluşuyor. Ortak özelliği bütün odalar için ayrı banyo ve tuvalet tahsis edilmiş olmasıdır. Yurt olarak biz burada kahvaltı sunumu yapıyoruz. Yemek yapmak isterlerse diye 2 tane öğrencilerin kullanabileceği mutfağımız var. Orada serbest bir şekilde öğlen, akşam, sabah ne yapmak istiyorlarsa yapabiliyorlar. Çalışma odamız ayrı. Yine vakit geçirebilecekleri, sohbet edebilecekleri güzel bir ön bahçemiz var. Bunun dışında her odada birer tane mini buzdolabımız var. Bunları kullanabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntıları, herhangi bir ihtiyaçları olduğunda küçük olmanın verdiği avantajla biz birebir hemen onlarla ilgilenebiliyoruz. Daha ziyade nasıl diyeyim size, hani bir evde annesiyle, ablasıyla nasıl konuşuyorsa bizimle de aynı şekilde, aynı yakınlıkta konuşuyor. Zaten kayıt yenileme oranı çok yüksek bir yurduz. Ayrılan öğrencilerden ziyade mezun olan öğrencilerimiz var bizim. Biz de bununla gurur duyuyoruz. Peki başka nelere dikkat ediyorsunuz burada hizmet sunarken? En önemli özelliğimiz hijyen, en çok dikkat ettiğimiz şey ve güvenlik. Bizim için önemli olan kızların birinci olarak güvenliğini sağlamaktır. Neticede burası İstanbul. İlk defa büyük bir şehre geliyorlar. Aileler çok tedirgin. Ben çocuğumu nereye gönderiyorum diye korku içerisindeler. Bizi görünce rahatlıyorlar. Hele birkaç ay geçince artık onlar da gönül rahatlığıyla çocuklarını bize teslim ediyorlar diyeyim. Her ne kadar yetişkin olsalar da onlar anne babaların gözünde her zaman küçük birer çocuk. Biz burada öğrencilerle diyaloğumuzu da hep şu şekilde kurguladık. Erişkin. Bunlar küçük çocuk değiller neticede. Karşılıklı saygı çerçevesinde bizim bütün ilişkimiz. Biz elimizde hani başlarında şey sopayla bekleyip işte geldin, gelmedin, girdin, çıktın, niye onu oraya koydun, niye oraya oradan onu aldığından ziyade burası sizin eviniz gibi. Evinizde nasıl siz ailenizde bir diyalog kuruyorsanız işte bir yere giderken haber veriyoruz birbirimize değil mi? Evet. Ya da geç kalacaksak. Yani buradaki sistem de aynen. Bizi de öyle görün. Benim için en önemli şey sizin güvende olmanız. Hep bunu empoze ediyoruz. Bunun da sonuçlarını güzel aldık. Güzel. Peki belli başlı kuralları var mı giriş çıkış saatleri gibi? Hafta içi 10.30'da, hafta sonu 12'de giriş çıkış saatlerimiz. Ama oldu ki evce çıkacaklar. Bunun belli bir prosedürü var. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı da sistemi bunun üzerine kurguladı. O prosedürleri biz takip ettiğimiz takdirde bize kağıt imzalıyorlar, şuraya gidiyoruz diyorlar. Ya da geç kalacaklarsa ona dair de bize bilgi veriyorlar, bir kağıt imzalıyorlar. O zaman istedikleri yere rahatlıkla gidiyorlar. Bunun dışında neticede toplu bir ortamda yaşıyorsunuz. Birbirinize saygı göstermenin dışında yapılacak çok da ekstra bir şey de yok. Yani günlük rutininize nasılsanız öylesiniz. Burada ilk defa evden çıktığınız zaman
bambaşka bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. O aile rutininden, aile geleneğinden ayrı kültürlerle karşılaşıyorsunuz. Bir açıdan çok güzel, her şeyi görme, tanıma, öğrenme şansınız oluyor. Bir taraftan da yeni başlayanlar için ürkütücü tabii. Evet. Uyum süreci var. Biz bunlarda hep kızlarımızın yanındayız. Beraber geçiriyoruz o süreçleri. Mutluyuz. Onların da mutlu olduğunu düşünüyorum. Yeni projeler düşünüyor musunuz peki burayla alakalı? Bu bölgede yine olursa yine bu tarzda butik işletmelerde var olmak isteriz yurt olarak. Teşekkür ediyoruz sizlere Ekta Hanım. Ben teşekkür Değerli ederim. Değerli bilgiler aldık sektörle alakalı. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Umarım. Çok sağ olun.